Numaralanmış cümlelerden hangileri Servet İfin'in şiiriyle ilişkili değildir? Bireysel ve içe kapanık bir anlayış benimseme dönemin şartlarından dolayı arkadaşlar içe kapanık ve bireysel konularda e, şiirler kaleme alıyorlar. Bu kesinlikle doğru. Saati semen fam, Yasemin renkli saatler, Berfizer'in altın renkli kar gibi o güne dek görülmeyen ifade biçimleri geliştirme. Evet arkadaşlar Servet İfinor özellikle Cenab Şahabettin kullandığı terimlerdir. Şiirle düz yazı arasında bir tür sayılan mensur şiirin doğuşunu hazırlama biliyorsunuz ki Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf bunun örneklerini vermişlerdir. Bu da doğru. Dönemine göre daha sade bir dil kullanma yanlış arkadaşlar. Dönemine göre kesinlikle dili çok ağır. Bu yanlış bir ifade. Özellikle serbest şiirde büyük bir başarı elde etme. Bu da yanlış. Cevabımız 4 ve 5 yani Edirne şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Finun döneminde kullanılan nazım biçimlerinden biri değildir? Arkadaşlar, Sone, Tarzarima, Triole ve Mensur şiir Servet-i Finun döneminde edebiyatımıza girmiştir. Triole, Tarzarima, Sone biliyorsunuz ki Batı kaynaklı edebiyattan edebiyatımıza girmiş. Mensur şiir ise biliyorsunuz yine Halit Yavuşaklıgil ve Mehmet Rauf ilk örneklerini vermiştir. Fakat müstezata baktığımızda divan edebiyatından beri edebiyatımızda var biliyorsunuz. Müstezat şöyle bir uzun bir kısa bir uzun bir kısa zaten müstezat tezattan aklınıza gelsin. Cevabımız B şıkkı. Bu şiir parçasından hareketle Cenab-ı Şahabettin'in şiir özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ev uçarken düşüp ölen kelebek, bir beyaz rişeyi cenahı melek gibi kar. Seni solgun hadikalarda arar, sen açarken çiçekler üstünde ufacık bir çiçekli elpaze. Naşin üstünde şimdi ev mürde başladı parça parça pervaze karlar ki semadan düşer düşer ağlar. Manzaranın tasvirini yapmaktan çok dış alemin izlenimlerini sunmuştur. Evet arkadaşlar ne diyor bakın. Düşüp ölen kelebek solgun hadikalarda arar. Sen açarken çiçekler üstünde Ufacık çiçekli bir yelpaze gördüğünüz gibi dış alemin izlenimleri var. Bu yüzden bunu söyleyebiliriz. Çizdiği manzaraları mecaz ve hayallerle süslemiş, gerçeği doğasından uzaklaştırmıştır. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. E, naşın üstünde şimdi emirde başladı parça parça pervaze. Karlar semadan düşer düşer ağlar diyor. Karların semadan düşerken ağlaması vesaire hayali ve mecazlı ifadelerdir. Bu yüzden Bursa şıkkında ediyoruz. Cümledeki anlamı dize ya da beyte tamamlanmamış, sonraki dizelere aktarılmıştır. Biz buna anjampuman diyoruz. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamlanmamış ve diğer dizeye aktarılmıştır. Amcamman da yapılmış. Bunu da eleyebiliriz. Kırılgan duyarlılığını yansıtmada aşırı heyecan ifade edat ve ünlemler kullanılmıştır. Arkadaşlar buradaki ki'ler bağlaç gerçi bu. Buradaki gibiler edat gördüğünüz gibi. Buradaki ey ünlem gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunu da söyleyebiliriz. Başvurduğu betimleyici anlatımı sade ve açık bir dille kullanmıştır. Bu kesinlikle yanlış. Sade dil yok. Bireysel ve ağır bir dili vardır arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Tevfik fikret. Şiirini sıkan hürriyetsizliğe karşı yazmıştır. Servet İpino'nun e. dergisinin yeni kapatıldığı ve şairin içine kapandığı bir döneme ait olan bu şiirde sanatçı İstanbul'a duyduğu nefreti dile getirir. Bu şiire yıllar sonra Yahya Kemal, Eylül sonundaki İsviçre göllerine benzettiği İstanbul'u anlattığı bir şiirle karşılık verir. Şimdi arkadaşlar balıkçılara baktığımızda yoksulluğu anlatan manzum bir hikayedir. Bu değil, bunu eliyoruz. Promete'ye baktığımızda arkadaşlar daha çok Yunan mitolojisinden yararlanarak yazmış olduğu bir şiir. Bunu da eleyebiliriz. han Yağma'ya baktığımızda İttihat ve Teraki yönetimini yerden yere vurarak eleştirmiştir. Çünkü o dönemde İttihat ve Teraki yönetimi beklenileni ne yapamamıştır, karşılayamamıştır. Bunu da eleyebiliriz. Şermin'e baktığımızda arkadaşlar çocuklar için yazmış olduğu, hece ölçüsüyle yazmış olduğu şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabıdır sistem bahsediyoruz burada. İstanbul'u kötülemiştir ve Yahya Kemal siste söylenişle buna karşılık vermiştir. Cevabımız C şıkkı. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yalnız ikimiz bir de o. Mabudeyi şiirim. Yalnız ikimiz bir de onun zıllı cenahı. Hakilere bahşeyleyerek hakkı siyahı. Düşünde beyaz bir bulutun göklere azim. Her sahne hakikatten uzak, herkese meçhul. Bir saffetti masumanenin ağ terinde. Bir leleyi aşkın müteenni seherinde yalnız ikimiz saydı hayalet ile meşgul. Bireysel konuları dile getirdi arkadaşlar. Burada toplumsal konularla alakalı herhangi bir sözcük bir kelime bulamadık. Anahtar bir kelime yok. Dolayısıyla cevabımız Adana şıkkı. Açık ve anlaşılır dil kullanılmıştır. Değil tabii ki dili ağır gördüğünüz gibi Arapça farça tamlamalar var. Şöyle altın çizdiğim tamlamalara bakarsak eğer dolayısıyla Bursa şıkkını eleriz. Sosyal eleştiri söz konusudur değil. Serbest ölçüyle tercih, serbest ölçü tercih edilmiştir değil arkadaşlar. Aruz ölçüsü kullanılmış. Didaktik yanı yani öğreticilik yanı ağır basmaktadır. Bu da değil. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i şiirinin özelliklerinden değildir? Biçimsel kusursuzluğun önemsenmesi biçime önem veriliyor arkadaşlar. Doğru. Duygu ve hayal unsurlarına başvurulması doğru. Parça güzelliğinin bütün güzelliğine tercih edilmesi yanlış arkadaşlar. Mutlaka Servet-i şiirinde bütün güzelliği vardır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Ses ve musiki birlikteliğinin önem kazanması doğru. E, göz için değil kulak için kafiyenin uygulanması bu da doğru. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Mensur şiir duygu ve hayalleri etkileyebilecek bir konuyu şiirin cümle yapısı ve ahengini koruyarak şairane bir hava ile anlatan edebi türdür. Dünya edebiyatında 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Başlıca temsilcileri Charles Baudelaire Art Rimbaud, Edgar Allan Poe, Türk Edebiyatı'nda bu tür Servet-i Fünun döneminde ortaya çıkmıştır. Batılı anlamda mensur şiirin ilk örneklerini ise nokta 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 vermiştir. Sanatçının nokta nokta ve nokta nokta adlı iki önemli eseri vardır. Arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda mensur şiirin ilk örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil vermiştir. Mehmet Rauf da vermiş. Mehmet Rauf belki en önemli örneğini vermiş Siyah inciler olarak ama dediğim gibi ilk örneklerine Halit Siyah Uşaklıgil. Şimdi bu yüzden Denizli'yi eledik Mehmet Rauf'u. Hüseyin Cahit Yalçın, Tevfik Fikret, cenab Şahabettin zaten değil. Halit Siyah Uşaklıgil ilk eserin adı mensur şiirler daha sonra mezardan seslerle devam etmiştir bu süreç. Cevabımız Adana Şıkkı. Servet İfi'nin şiirine ait aşağıdaki dizelerden hangisi içerik bakımından ilk dönem tanzimat şiiriyle benzerlik göstermektedir. İşte bir yol ki hep çakıl ve diken geçeceksin yarın bu yoldan sen diyor arkadaşlar. Bunu eleyebiliriz. Bu temaşa'ya karşı göz yorulur hisseder seyredenlerin nazarı. En kavidalda bir elem tavrı. Bunu da eleyebiliriz arkadaşlar. İnsanlığı pamal eden alçaklığı yık es. Billah yaşamak yerde sürüklenmeye değmez diyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Biraz toplumsal bir eleştiri görüyoruz. Biliyorsunuz ki tanzimat birinci dönemde toplumsal konular vardı. Ee, i̇nsanlığı pamal eden alçaklığı yık ve es Billah yaşamak yerde sürüklenmeye değmez diyor arkadaşlar Biraz gururlu, biraz e, özgür, biraz da toplumu eleştirel e, bir yönü var bu dizelerin Dolayısıyla cevabımız C şıkkı Ah bak sevgilim bu zulmette ne kadar cüssesiz kalır insan Bizi güya ezer bu leyli giram. Bunu da eliyoruz Dumanlı dağların ağlar gözümde tüttükçe Olur mesahini gurbette başka işkence bunu da ediyoruz. Cevabımız C şıkkı. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlandığında cümlede verilen bilgi doğru olmaz? Servet-i şiirinin belirleyici özelliklerinden biri de müzikalitedir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki müzik önemli, ritim önemli. Servet-i Fünun şiirinde buna eliyoruz. Melankoli yani karamsar ruh hali Servet-i şairlerinin bir özelliği. Servet-i şiiri sembolizm ve parnesizm akımının etkisindedir. Bu da doğru. Servet-i Fünun şiirinde anjan buman vardır. Bu da doğru arkadaşlar. Şöyle bir beyt olduğunu düşünün. Bu beyitleri biraz daha düz yazı haline getirme, yani beytin birliğini yıkma ve anlamı daha nesir cümleleriyle ifade etme. Bu da doğru arkadaşlar. Hasamettir yani yiğitlik, mertlik. Böyle bir şey yok Servet İfinun şiirinde. Cevabımız Bursa. Bu dizelerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mensur şiir örneği, pastoral şiir özellikleri dizeler yan yana getirildiğinde nesir gibi okunabilir. Öğreticilik ağır basmakta ahen kusurları ihmal edilmiştir. Bakalım arkadaşlar. Dışarıda gürleyen kükremiş bir ordu gibi döverdi sahili binlerce dalgalar asabi Gördüğünüz gibi yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın. Sakın yedek biraz ip mantar almadan gitme. Açınca elkene hiç bakma oynasın varsın. Kayık çocuk gibidir oynuyor mu kaydetme. Dokunma keyfine yalnız tetik bulun zira deniz kadın gibidir hiç inanmak olmaz ha. Deniz dışarıda uzun e, sayfalarda bir hırçın kadın gürültüsü neşrediyordu ortalığa. Yarın küçük gidecek yalnız öyle mi bala? O gitmek istedi sen evde kal diyor. Ya sakın o gelmeden ben ölürsem kadın bu son sözle düşündü. Kaldı balıkçıyla oğlu yan gözle. Soluk dudaklarının ihtizazlı hasirine bakıp sükut ediyorlardı başlarında uçan kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine. Şimdi arkadaşlar baktığımızda ee, hazırlarsın varsın gitme kaydetme ziraha bu sözcükler arasında bir ahenk görüyorsunuz. Dolayısıyla ahenk unsurlarının ihmal ettiğini söyleyemeyiz. Kafiye, redif var. Öğreticilik ağır basmaktadır diyor. Ben öğretici bir şey bulamadım. Bunu da eliyoruz. Pastoral şiir olabilmesi için doğa, çoban, kırla alakalı şeylerin olması gerekiyor. Ben bunu da bulamadım. Mensur şiir örneği değil bu arkadaşlar. Manzum bir hikayedir şöyle manzum hikaye mensur şiir örneği değildir. Dolayısıyla ne yapabiliriz? Bunu da eleyebiliriz. Dizeler yan yana getirildiğinde nesir gibi okunabilir. Yani düz bir metin, bir hikaye gibi okunabilir diyor. Kesinlikle doğru. Cevabımız C şıkkı. Dil ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizelerin aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olduğu söylenebilir? Dışarıda gürleyen kükremiş bir ordu gibi döverdi sahili binlerce dalgalar asabi. Yarın sen ağları günde olmadan hazırlarsın. Sakın yedek biraz ip mantar almadan gitme. Açınca yelkeni hiç bakma oynasın varsın. Kayık çocuk gibidir. Oynuyor mu kaydetme Dokunmak keyfine yalnız tetik bulun Zira deniz kadın gibidir Hiç inanmak olmaz ha Deniz dışarıda uzun sayhalarla Bir hırçın kadın gürültüsü neşrediyordu ortalığa Yarın küçük gidecek Yalnız öyle mi balığa O gitmek istedi sen evde kal diyor Ya sakın o gelmeden ben ölürsem kadın bu son sözle düşündü kaldı. Balıkçı ile oğlu yan gözle soluk dudaklarının ihtizazlı hasirine bakıp sükut ediyorlardı. Başlarından uçan kazayı anlatıyorlardı böyle birbirine. Arkadaşlar Mehmet Rauf, Süleyman Nazif, Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Haşim'i elersiniz. Tevfik Fikret'e aittir. Onun balıkçılar adında şöyle balıkçılar adında. Manzum bir hikayesi vardır. Zaten burada da gördüğünüz gibi balıkla alakalı ifadeler geçmiş içinde deniz geçmiş gördüğünüz gibi. In aynı şekilde cevabımız Adana Şıkkı olacak. Manzum hikayedir ve tefrik fikrete aittir.